Twitter'daki objelerin temelini nokta ve çizgiler oluşturur. Bu nokta ve çizgileri düzenlerken de kullandığımız panel stroke panelidir. Stroke panelini sağ taraftan açabiliriz. Eğer açık değilse Windows üst menüsünü kullanarak açılan menüden stroke veya kısa yolu komut F10 kısa yoluyla paneli açabilirsiniz. Panel diğer panellerin görünümdeki gibi şu anda daraltılmış durumda. Sadece bir özelliğini görebiliyoruz. Stroke panel isminin sol kenarındaki butona tıklayarak buradaki panelin diğer özelliklerini de açabiliriz. Panelin tam özelliklerini gördükten sonra ilk işlemimize başlayalım. İlk işlemimiz neslinin dış çizgisinin kalınlığı. Dış çizgi kalınlığını belirtebilmek için nesneyi Selection Tool'la seçili hale getiriyoruz. Burada Weight bölümünde hazır değerler veya sizin girebileceğiniz manuel istediğiniz tam olarak istediğiniz bir değer veya yukarı aşağı yön tuşlarıyla kademe kademe artırıp azaltabileceğiniz bir kalınlık değer alanı var. Bu stroke kalınlığını belirlerken ayrıca nesne seçili hale geldiğinde kontrol panelde bulunan stroke özelliklerinden ilk seçenekte stroke kalınlığını ayarlama alanıdır. Diğer panellerde de olduğu gibi kontrol panelde panel ismini gördüğünüz alanı tıklayarak ilgili panelin bütün özelliklerini link olarak hemen açılmasını sağlayabilirsiniz. İkinci seçeneğimiz buradaki dış çizginin yani stroke'un cap özellikleri. Yani şuradaki başlangıç ve bitiş uçlarındaki özellik. Şu anda tam noktanın bittiği yerde bot cap olarak adlandırdığımız tam bitişe göre bitiyor. Buradaki bitişin yuvarlak bir şekilde bitmesini istersek o zaman Round Cap seçeneğini seçebiliriz veya bir dolgu atayarak yine kesik bitmesini sağla sağlamak istersek Projecting Cap seçeneğiyle bunu sağlamak mümkün. Buradaki alanı birazcık daha yaklaşalım şöyle iyice ve özelliklere baktığımızda evet tam nokta şurada bitiyor aslında ve bitişe göre taşırmalı bir kesim var. Ve tam noktaya göre noktanın sınırına göre bir dış çizgi şeklinde de görünebilir. Bunların yanında ayrıca nesne üzerindeki köşeler için kullanabileceğimiz corner'lar var. Bu corner'ı ayarlarken de hemen corner'a yaklaşalım. Daha detaylı görelim. Daha fazla yaklaşabiliyor muyum? Evet. Bu köşenin, şuradaki alanın nasıl olacağını burada ayarlıyoruz. İlk seçeneğimizde zaten direkt küt bir şekilde diğer tarafa döndüğü için keskin bir uca sahip oluyoruz. Ayrıca yuvarlak olabilir veya kesik köşeli olarak yine ayarlayabiliriz. Buradaki yine uzaklaşmadan son olarak align stroke alanında inceleyelim. Align stroke dış çizgi için vermiş olduğumuz bu rengin veya kalınlığın, bu özelliğin yani şu mavi çizgi nesnenin asıl çizgisi bu çizginin neresinde duracağını ayarlıyoruz. Şu anda tam olarak ortalanmış durumda. Burada ilk seçenek de zaten align stroke to center yani stroke'a ortalanmış bir hizada. İkinci seçeneğimiz align stroke'du inside yani çizginin içine. Son seçeneğimizde outside yani dışa. Şu anda buradaki özellikler deaktif. Deaktif olmasının nedeni buradaki ilk çizimimizin bir açık pete sahip olmasından dolayı. Alttaki daireyi seçtiğimde bakın kapalı bir pet yoluna sahip olduğu için diğer iki seçenek de aktif hale geldi. Buradaki çizgi üzerine yaklaşıp işlemlerimi yapalım. Hemen buradaki e, Stroke kalınlığını birazcık daha arttırıyoruz ve Align Stroke bölümünde ilk seçenek ve seçili olan hazır ayar olarak gelen seçenek Align Stroke to Center yani ortalanmış durumda Inside şu şekilde içeriye alınabilir veya Outside diyerek de dışarıya atılabilir. Belge ekrana sığdırabilmek için ve belgenin tamamını tam olarak görebilmek için komut 0 kısa yoluyla hemen fit to screen özelliğini çalıştırıyoruz. Bunların haricinde bir stroke üzerine verebileceğimiz özelliklerden bir tanesi de trelemedir. Treli çizgiler oluşturabilmek için dashed line özelliğini kullanırız. Bu dashed line özelliğini şu an seçili olan nesne üzerinde uygulayalım. Seçeneği işaretliyoruz ve şu anda 12 puntoluk bir çizime sahip olan buradaki her bir çizgi daş olarak geçiyor. Gaplar boşluk demektir. Ve buradaki boşlukları ve buradaki trelemenin uzunluğunu ayarlayabilmek için daş ve gepe kullanabiliriz. Örnek olarak burada her bir deşin e, uzunluğu 6 punto olsun ve gap özelliği de 12 punto olsun. Bu şekilde verdiğimizde 6 puntoluk bir tireye ve 12 puntoluk bir boşluğa sahip olur. Yine bunu arttırabilmek için bir çizgi daha bir nokta daha ekleyebiliriz buraya. Burada da ikinci ve üçüncü adımlar için dash cap dash cap gibi yani tire ve boşluk tire ve boşluk seçenekleri var. Bu dash'e de 2 punto değerini giriyorum. Ve bunun arasındaki boşlukta 6 punto olarak ayarlıyorum. Burada ilk şu alanımız ilk tremiz kalın olan tremiz burada ilk olarak vermiş olduğumuz tre. İkinci tremiz de burada iki puntoluk olan. Şu anda dış çizgi seçili ve burada kep özelliklerini kullanarak bunların kenarlarını daireye çevirebiliriz. Ve bu şekilde daha noktasal bir trelemeye sahip olabiliriz. Bu trelemeleri hizalamaları veya uygulaması yapılırken de burada kullanılan iki farklı yöntem var. Bunlardan genellikle köşeli olan nesnelerde kullanabileceğiniz bir yöntemdir. Bunu da kullanarak köşelerin nasıl olacağını yani rastgele mi yoksa özellikle köşelerin kesinlikle buradaki gibi olması gerektiğini mi ayarlayabilirsiniz. Bunların yanı sıra nesnenin dış çizgisi için bir başlangıç işareti ve bir bitiş işareti verilebilir. Bu işaretler için üstteki çizimi seçiyorum ve Arrowhead satırı üzerinden hemen ilk başlangıç noktamın bir daire olarak başlamasını istiyorum. Bu daire şu an büyük. Az sonra bir okla birlikte nasıl küçülteceğimizi göreceğiz. Hemen sağ tarafını da bunun nasıl bir ok olacağını veya buradaki diğer seçeneklerden bir el veya bir makas işaretimi mi? Illustrator'da hazır olarak gelir bunlar. Dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Arrow 9'u seçerek işleme devam edeceğim. Ancak şu anda baktığımızda buradaki her iki ok başlarının da fazla büyük olduğunu görüyoruz. Bu büyüklükleri alt tarafındaki her biri için başlangıç ve bitiş noktaları için her biri için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Ama aynı anda ikisini de birlikte ayarlayabilmek için satırın sonundaki zincire tıklayarak birbirine bağlayabilir ve yapmış olduğunuz değişikliklerin tamamında aynı olmasını sağlayabilirsiniz. Shift tuşuna basarak aşağı yön tuşuna basıyorum ve onar onar küçültüyorum ve uygun olan %30'lu küçüklüğe getirdim. Burada ayrıca bu ok başlarının çizginin tam olarak neresinde başlayacağını. Şu anda baktığımızda ok nesnenin kendi gövdesi içerisinde bulunuyor. Ama bu ok başını tam nesne bittikten sonra gelecek şekilde el ayın bölümünde ayarlayabiliriz. Ayrıca şu anda sol noktadan sağ tarafa doğru bir yönlendirme şeklinde. Çünkü nokta ve sonucunda da ok var. Bir yönlendirme hazırlamış olduk. Bunun tam tersini, buradaki ok başlarını, yerlerini değiştirmek istersek hemen arrow heads satırının sonundaki swap start and and arrow heads butonuna tıklayarak bu değişimi sağlayabiliriz. Son olarak Illustrator'da stroke'lar üzerinde düz çizimlerin yani düz stroke yapısının haricinde ayrıca bir kalemle farklı bir forma sahip olan stroke tipleri de bulunmakta. Bunlar stroke panelinin alt kenarında profile satırında da görebileceğimiz gibi nesne seçiliyken kontrol panelde yine aynı şekilde stroke'un hemen ikinci seçeneği olarak karşımıza gelecektir. Buradaki seçeneklerden herhangi birini seçerek formu bozabilirsiniz. Bir başlangıç çizgisi daha sonra sertleşiyor ve normalde çizimi bitirdiğiniz noktada da oluşacak çizginin silinme etkisi veya buradaki diğer seçenekleri de başlangıçta daha ince bir çizgi ve bitişte verilmiş olan değere göre kalınlaşan bir stroke yapısı da ayarlanabilir.